bende değil. Her neredeysem, ne işliysem suç bende değil. Öldüren sensin. Polisler, hakimler, devlet ve başkan. Asla yalnız yürümeyeceksin. 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 2911 sayılı kanun kapsamında kanunsuzdur. Ayrıca devlet aleyhine yapmış olduğunuz şeyler, söylemler. Suç olan şey nedir? Suç nedir ben söyleyeyim size. Suç 6284'ü uygulamamaktır. Suç İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamaktır. Suç korunmak için kapısına geldikleri zaman kadınları geri göndermektir. Suç bunların hiçbirini yapmayanlardadır. Bunu demek mi suçtur? Bunu demek suç olamaz. Kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri için öldürülüyorlar. 10 yılda 2952 kadın öldürüldü. Kadınları değil, katilleri durdurun. Kadınları değil. Tecavüzcü sensin, öldüren sensin polisler. Ben polisim, benim de eşim var, benim de annem var. Biz böyle bir insan değiliz. Hakimler de böyle değil. Devlet hiç değil. Ve başkan diyorsunuz, tamamen suç işlemiş oluyorsunuz burada. Ben burada onun için eylemi... Ben burada sonlandırmak zorundayım. Çünkü işlenen bir suçu polis sonlandırmakla görevlidir. İstanbul Valiliği'nce yürüyüş yapılacak güzergahlar daha önceden belirtilmiştir. Öldürülüyor diye bir araya geldik ve buna karşı aslında sesimizi yükseltmek istedik. Şil'deki kadınlar yaptı bu dünya bu dansı, ya dünyanın her yerinde kadınlar yaptı, yalnızca Şil'deki kadınlar değil. Biz de burada onlarla birlikte olduğumuzu ve aynı şeyler için mücadele ettiğimizi, aynı bir hayat istediğimizi, eşit ve özgür bir hayat istediğimizi buradan söylemek istedik bütün kadınlarla birlikte. Fakat İsmailca kısmını söylemek istediğimizde sesimiz kısıldı. Yani bu şaşırtıcı mı? Bunu hiçbirimiz şaşırdı. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diye değerlendirmiyoruz. Çünkü bu ülkede kadınlar öldürülüyor zaten. Yani bu ülkede her gün kadınların sesi kesiliyor. Her gün hayatlarına müdahale ediliyor. Ve kadınlar özgür ve eşit bir hayat istedikleri için öldürülüyorlar aslında. Ama tabii ki burada bizi engelleyeceklerine, engellemeleri gereken kadınların öldürülmesi. Yani bunu engellemeleri gerekiyor. Bu ülkede Ayşe Tuğba Aslan tam 23 kez şikayette bulunuyor.
Ama hiçbir şey yapılmıyor ve en sonunda satırla öldürülüyor. Yani kadınlar her gün ben öldürüldüğümde mi anca bir şeyler yapılacak diye her yerden haykırıyorlar. Bunu görüyoruz. Görmemek mümkün değil. Ve asıl engellenmesi gereken de kadınların hayatlarına müdahale edenlerdir. Kadınların yaşam hakkını ellerinden alanlardır.